Kafe Art Siyasetin Sesi programını sunar. Sevgili izleyenler, Güneydoğu TV'den, Siyasetin Sesi programından herkese merhabalar, mutlu akşamlar. 14 Mayıs'a artık sayılı günler kaldı. Bu mihvalde de birbirinden değerli konuklarımızı, bu kentin çocuklarını almaya devam ediyoruz. Tabii herkesin kendine özgü anlatımı, söylemleri, hayalleri, projeleri, düşündükleri, sizleri nasıl temsil edeceklerine dair birçok söylemleri oluyor. Bu fırsatı tanımak adına bu akşam da Güneydoğu TV'nin değerli bir konuğu, İyi Parti Şanlıurfa Milletvekili Avukat Ali Arusoğlu bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. Her zaman taleplerim arasındaydı. Siyasetle ilgili konuşmalarımda artık gençliğin de önünün açılması gerektiğine yönelik, gençlere de fırsat verilmesi gerektiği yönünde söylemlerim sıkça olmuştur. Belki sizler de şahit olmuş, denk evet. gelmişsinizdir. Bu mihvalde de yani İyi Parti'nin son dönemlerin parlayan bir partisinde ikinci sıra milletvekili olmak hakikaten çok büyük bir başarı bana göre. Ve bundan dolayı da en azından şehrin geleceği adına da ben de mutluyum, ben de heyecanlıyım diyebilirim. Bunu tüm partiler için söylüyorum. Bu AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti için geçerli. Artık gençlerin de sahaya inme vaktiydi diyoruz. Ve siz de hakikaten sahada inanılmaz bir şekilde koşturan, her yere ulaşmaya çalışan vekil adaylarından birisiniz. Ben şeyi merak ediyorum özellikle, çünkü muhalefet partisi olunca vatandaş biraz daha rahat sitem edebiliyor, içini dökebiliyor, daha doğrusu sıkıntılarını anlatabiliyor. Nelerle karşılaşıyorsunuz sahada? Buradan başlamak istiyorum. Öncelikle teşekkür ederim size. Dediğiniz gibi ben Şanlıurfa'nın en genç milletvekili adayıyım. Yani Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in gençlere verdiği önemin en büyük göstergelerinden biri de Şanlıurfa gibi bir ilde benim gibi genç bir kişiyi, ben 29 yaşındayım bu arada, 93 doğumluyum. Benim gibi genç bir kişiliği ikinci sırada aday olarak göstermesidir. Bu kendisinin gençliğe önem verdiğinin en büyük göstergelerinden biridir. Tekrardan güzel düşünceleriniz ve sözleriniz için size teşekkür ediyorum. Gelelim sahada aldığımız tepkilere. Şimdi ne yazık ki dokunduğumuz her insandan işittiğimiz şöyle bir cümle var. Ya size oyumuzu vereceğiz, 5 yıl sonra bir daha sizi, 5 yıl boyunca bir daha sizi göremeyeceğiz. 5 yıl sonra tekrar gelip oy isteyeceksiniz. Yani abartsız söylüyorum, şu ana kadar 10 kişiye dokunduysak 9'undan ilk başta işittiğimiz cümle bu oldu. Artık insanlar bıkmış Sayın Çap. Evet. Yani ne yazık ki bizim şehrimizde milletvekilliği yapan arkadaşlarımız adaylık sürecinde gelip vatandaşlardan oylarını alıp bir daha da bu şehre uğramamışlar. Siz programın açılışında çok güzel bir kelime kullandınız. Çok dikkatimi de çekti. Not da aldım yanıma. Bu kentin çocuklarını yayına almaya devam ediyoruz diye bir cümle kullandınız. Yanlış anlamadıysam eğer. Evet. Ben direkt buradan şunu da söyleyeyim. Yaklaşık 20 gündür bir çalışma yürütüyoruz. 20 günü de aşmıştır muhtemelen. Günleri sayamıyorum artık. Bu kentin çocukları o kadar güzel bir cümle ki keşke en başta ben bunu duysaydım da kullansaydım sahada. Ama bunu ben duymadan zaten vatandaşlarımız kullanıyormuş. Ben bugün sizin bu cümleyi kullandığınızda bunu anladım. Çünkü bizim ne yazık ki diğer partilerde Urfalı adaylarımız yok. Hep dışarıdan gelme, ithal adaylar. Bunu her yerde de vurguluyoruz. İşte Çin'den, İstanbul'dan, Yozgat'tan, Mardin'den. Sanki Urfa'da bu kentin çocukları yokmuş gibi. Bu kentin insanlarının, bu kentin çocuklarının, bu kentin büyüklerinin ve küçüklerinin bu kente milletvekilliği yapamayacakmış gibi, yapamayacağı, yani kimse yokmuş gibi, bu şehirde kimse yokmuş gibi dışarıdan adaylar getirilmiş. Bu çok üzücü. Ama bizler İyi Parti milletvekili adayları Şanlıurfa'nın tek yerli ve milli adaylarıyız. Urfalı adaylar bizleriz. Diğerleri gibi değiliz. Dışarıdan gelmedik. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük. Yatırımlarımızı da bu topraklarda kurduk. İş alanlarımız da burada. Yani diğerleri gibi dışarıdan gelmedik. Vatandaştan aldığımız en güzel olumlu tepkilerden biri de bu. Yani siz zaten bizim insanımızsınız. Biz size oy vermeyeceğiz de Yozgat'a mı oy vereceğiz diyorlar. Biz size oy vermeyeceğiz de Çin'e mi oy vereceğiz diyorlar. Haklılar, süper. Ama
bu bizim için güzel bir şey olsa da ben bu konuda çok üzülüyorum. Keşke, keşke böyle yanlış hatalar yapılıp dışarıdan adaylar getirilmeseydi. Biz 2014'te bunu gördük. Daha önce dışarıdan aday getirildi bu şehre. Belediye başkan adayı yapıldı. Daha sonra milletvekili adayı yapıldı. Bu şehir dışarıyı sevmez. Bu şehir dışarıdan adayı sevmez. Aslında bütün yerlerde böyledir. Yani Urfa'da bir kişi milletvekili yapacaksa bu kişinin Urfalı olması lazım. Yani vatandaşın o şahsı, o kişiyi tanıması lazım, bilmesi lazım. Ulaşabilmesi, tabii ulaşabilmesi lazım. Ya bugün Bakan Bey'e nasıl ulaşacağız efendim? Bakan Bey Şanlıurfa milletvekili olduğunda nasıl ulaşacağız? Mümkün mü böyle bir şey? Değil. Yani ulaşılabilirlik önemli. Bu şehrin insanın olması önemli. Diğer adayları söylemiyorum zaten. Yani Bakan şimdi Bey'den. İşin açıkçası hani burada muhalefet partisinin adayıymışım gibi olacak ama yani bazen de gerçekler var. Aslında Bekir Bozdağ, ben uzun süredir takip ettiğim, ben direkt isim de veririm yani hiç kocunmam. Takip ettiğim de bir insan, hakikaten çok ılıman beyefendi. Yani dediğim dedik bir şey var. Öyle de görüyorum. Ama yani hani mesela daha önce gelen milletvekillerini mesela ben hatırlıyorum. Milletvekili adaylarını veya diğer partilerin, kendi partilerinin dahi mesela belki özelde işte yani bakanlara artık bu sistemle ulaşamıyoruz dediklerine şahit oldum. Yani siz anlatmak istediğinizden anladığım kadarıyla bu belki ama tabii şimdi her şeyden önce buna vatandaş çok takılıyor mu? Yani özellikle burada mı duruyor onu merak ediyorum. Yoksa işte bu işin Şanlıurfa'daki sorunları var, buna DEDAŞ dersiniz, ekonomi dersiniz vesaire dersiniz. Yani genel manadaki size iletilen sorunlar neler mesela? Zaten hepsini saydınız. Bunlar bilinen sorunlar. Bunları emin olun iktidar partisi milletvekili adayları da biliyor. Ancak çözüm üretmiyorlar. Bunları ben onların da çok iyi bildiğini biliyorum. Ha, bu bildiğimiz bir şey. Yani mümkün değil. Bugün AK Parti adaylarının Urfa'daki işsizlik sorunu bilmediklerini, DEDAŞ sorunu bilmediklerini, efendim çiftçilerin sorunlarını bilmediklerini ben düşünmüyorum. Tabii ki de biliyorlar. Ama ne yazık ki bizler bu şahıslara oy verdikten sonra bu şahıslar Şanlıurfa'ya uğramıyor. Şanlıurfa'nın sorunlarıyla ilgilenmiyor. Biz bu adamlara 5 yıllığına Ankara'da kamp kursunlar diye oy veriyoruz. Bunun başka hiçbir açıklaması olamaz. Bugün DEDAŞ'ın Şanlıurfa genelinde yaptıklarını hepimiz biliyoruz. İnsanlar artık illallah ettirmişler. Ya ben ya aslında DEDAŞ, yani DEDAŞ bir cümlenin içinde geçtiği zaman ben çok sinirleniyorum. O kadar büyük hataları var ki Sayın Çap size anlatamam. Geçen şöyle bir şeyle karşılaştık. Vatandaşın biliyorsunuz zaten DEDAŞ desteklemelere bloka koymakla ünlü bir firma. Öyle bir yetkisi var ki sosyal devletin gereği olan desteklemelere, vatandaşa yatırılan, çiftçilere yatırılan desteklemelere bu kurum el koyuyor. Bakın, yetkiye bakın. Vatandaşın birinin desteklemesine el koyuyor ancak vatandaşın borcu yok. Ne elektrik borcu var, vites arttırıyorum, ne telefon faturası borcu var, ne su borcu var. Hiçbir Allah'a can borcum vardı. Hiçbir şekilde borcum yok. Ama kurum kalkıp vatandaşın desteklemesine el koyuyor. Vatandaş haliyle peşine düşüyor. 5 gün, 10 gün, 15 gün, 20 gün, 25 gün. Tabii ne yazık ki genel müdürlük de Şanlıurfa'da olmadığı için, Urfa'da o kadar çiftçi var ama DEDAŞ'ın genel müdürlüğü Urfa'da değil, Diyarbakır'da. Vatandaş Diyarbakır'a gidip tabii genel müdürlükle görüşüp desteklemesinin kendisine iade edilmesini, kendisinin borcunun olmadığını, bloka konulmasının hukuka aykırı bir işlem olduğunu dile getirerek desteklemesini geri almaya çalışıyor. 25. günün sonunda artık DEDAŞ diyor ki tamam diyor, biz sana desteklemenin %30'unu geri iade edeceğiz. Ya kalan %70'i onu da verin. Evet. Ya 5 gün sonra diyor yeni ay geliyor, yeni faturanız olacak, onunla mahsuplaştırırız. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi Sayın Çap ya? Biz hangi devirde yaşıyoruz? 2023 hukuk devletiyiz biz ya. Belki ben bu ay hiç elektrik kullanmadım. Sen sayacı okumadan nereden bileceksin? Belki hiç sulama yapmadım, hiç elektriği yakmadım. Sen nasıl benim önümüzdeki ay gelecek faturama el koyarsın? Desteklememi vermezsin. Sen kimsin ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bizim artık bunlardan kurtulmamız lazım. Bu yetkileri bunların elinden almamız lazım. Bu böyle olamaz. Yani ben eminim Bakan Bey'in bu kadar yetkisi yoktur. Adalet Bakanlığı'nın böyle yetkileri yoktur. Bu yetkileri bu kuruma kimler veriyor bilmiyoruz. Bunun peşine düşeceğiz. Bu böyle olmaz. Yani artık insanlar bıkmış durumdalar. DEDAŞ, yani Siverek, Viranşehir, Akçakale, Harran, çiftçilik yapılan bütün bölgelerde artık, yani bir tabir kullanacağım, artık terör estirmeye başladılar. Böyle olmaz. Birkaç ay önceye kadar yol kesiyorlardı zaten. Yani hukuki boyutunu sizler bizlerden daha iyi bilirsiniz. Hı hı. Yani mesleğiniz gereği de zaten hukukçusunuz, avukatsınız. Yani mesela ben çiftçi olabilirim. Bu ay sıkıştım, bir kazası oldu, belası oldu. Bu ay belki faturayı ödemeyeceğim. Bir diğer iki ay iki faturayı birlikte ödeyeceğim. Yani böyle bir olanak yok mu? Yani direkt benim
hesabımdaki paraya bloke koyuyorlar yani. Ne yazık ki yok. Aslında olması gereken bu değil mi? Belki ben bu ay hükmüm yok, faturamı yani ödeyemeyeceğim. Mesela hanelerde öyle diyebiliyorum. Tabii, ben. Hanelerde öyle, hanelerde problem yok. Tamamen çiftçilerin üzerine yapılıyor bu. Tamamen çiftçilerin üzerine kurulmuş bir oyun bu. Ve bu arkadaşlar da sanırım bizi çantada keklik görüyorlar. Şanlıurfalı DEDAŞ problemini unutur mu? Şanlıurfalı bu DEDAŞ problemini 14 Mayıs gecesi sandığa yansıtmayacak mı zannediyorsunuz? Her şey bu şekilde mi devam edecek zannediyorsunuz? Her şey güllük gülistanlık mı? Oturup Gaptem Otel'de sağa solu vatandaşı ayağınıza çağırıp biz 9 taneyi garantilemişiz, 10. adayı çıkaracağız diyerek oluyor mu bu işler? Bilmiyor muyuz biz? Hayır. Şanlıurfalı DEDAŞ problemini, DEDAŞ sıkıntılarını, yaşadığı bu 5 yıl boyunca yaşadığı her şeyi Sayın Çap 14 Mayıs gecesi sandığa yansıtacak. Bunu biz görüyoruz. Bunu herkes görüyor. Sahada çok büyük bir dip dalga var. Yani hiç arkadaşlar hiç hayal kurmasın. Öyle ben milletvekili olacağım. Döner mi acaba? Mesela ben her dönem hatırlıyorum, mesela büyük bir tepkiler falan oluyor ama son günlerde mesela dinliyor. Siz sürekli sahadasınız diye söylüyorum. Sahada bunu siz hissediyor musunuz, yoksa bu aynı tonajda devam mı ediyor? Adaylarımız ithal olmasaydı, Yozgat'tan Çin'den getirilmeseydi, Çin malı adaylarımız olmasaydı bu iş dönerdi. Urfalı aday olsaydı dönerdi. Urfalı bir şekilde Urfalı'ya güvenir. Urfalı Urfalı'yı sever. Urfalı Urfalı'yı başının üstünde taşır. Ama Urfalı Yozgat'tan gelen adama güvenmez. Çin'den gelen adama güvenmez. İstanbul'dan gelen adamı bilmez. Urfalı Urfalı'yı bilir. Dediğiniz gibi Urfalı adaylarımız olsaydı dönebilirdi. Hani belki bir nebze dönebilirdi ama şu an artık mümkün değil. Çok geç. Ok yaydan çıktı. Bu işin artık Şanlıurfa nezdinde geri dönüşü yok. 14 Mayıs gecesi sandığa yansıyacak bunların hepsi. Evet. Peki mesela bir seçmen, yani bana göre mesela hani özellikle yerel seçimlerde siz bir partinin belediye başkanı adaysınız, ben adayım. İşte projeler o zaman daha çok konuşulur mesela, siz ben bunu yapacağım dersiniz, ben şu projeyi gerçekleştireceğim derim. Milletvekilliğinde mesela bu dönemde birçok sorundan bahsettiniz ki bunlar yerinde reklare olan, işte batinaj çeken, ilerlemeyen, çözülmeyen sorunlar dediniz mesela o manada. O zaman alternatif olarak mesela muhalefet partilerine yönelmemiz gerekiyor. Bu matematiksel olarak da böyle. Peki neden İyi Parti düşüneyim ben? Yani bununla ilgili mesela bir öngörünüz var mı? Şöyle, yine ben kentin çocukları cümlesinden başlayacağım. Neden Şanlıurfa'da İyi Parti'yi düşüneyim? Kentin çocuklarının olduğu, bu şehrin çocuklarının olduğu, bu şehrin çocuklarının aday olduğu parti İyi Parti. İkincisi, bizler Şanlıurfa'da doğan, Şanlıurfa'da büyüyen ve Şanlıurfa'da yaşamını devam ettiren ve seçimden sonra da devam ettirecek olan insanlarız ve adaylarız. Milletvekili seçilelim seçilmeyelim, bunu Emin Bey de ben de hemen hemen her platformda dile getiriyoruz. Biz seçildikten sonra da sadece meclis çalışmaları için günübirlik 2-3 günlük gidip orada işlerimizi halledip döneceğiz. Biz burada vatandaşın içinde, hemşirelerimizin içinde olacağız. Biz öyle gidip Ankara'ya kamp kurmayacağız. Biz bu taşın altına bedenimizi Ankara'ya kamp kurmak için, bir makam mevki mazbata elde etmek için girmedik. Yani tamam, milletvekili olabilirsin, mazbatanı alırsın ama bu şehir için çalışırsın. Öyle gidip Ankara'da kamp kurayım, keyfime bakayım, ya milletvekili olayım. Hayır arkadaş. Biz, Emin Bey de bunu zaten sanırsam sizin programınızda dile getirmişti yine. Evet. Bizler seçildikten sonra, mazbatamızı aldıktan sonra sadece grup toplantıları ve meclis çalışmaları için gerekirse günübirlik, gerekirse 2-3 günlük gidip orada çalışmalarımızı yapıp tekrardan dönüp vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin içinde olacağız. Biz öyle gidip Ankara'da kamp kurmayacağız. Bu yüzden Şanlıurfalı'da biz eminiz ki 14 Mayıs gecesi Şanlıurfalı'ya, yani bizlere oy verecek, bizleri tercih edecek. Evet, peki. Ben şey de soracağım. Yani depremde ve tabii sel felaketinde maalesef hem yıkımlar gerçekleşti, hem haneleri zarar gören insanlar oldu. Maddi manevi hakikaten etkilenen insanlar oldu. Mağdur sayısı da oldukça fazla. Hem bir hukukçu olarak hukuki boyutuyla ilgili, hem de bununla ilgili düşüncelerinizi de hakikaten merak ediyorum. Deprem konusu aslında bizim çok hassas olduğumuz bir konu. Ben şimdiye kadar çok fazla konuşmak istemedim deprem ve sel felaketi hakkında. Ancak madem konuyu açtınız, biraz konuşalım. Şimdi sel felaketi doğal afet mi? Tabii ki de. Şanlıurfa'dan sel felaketinden başlayalım. Doğal afet mi? Tabii ki de doğal afet. Önlenebilir miydi? Mümkün değil. Cenab-ı Allah'tan gelen bir şey. Önleyemezdik. Ancak önlem alabilirdik. Felaketin yaşandığı o kavşağı biz kapatabilirdik, trafiğe kapatabilirdik yağmurun başladığı andan itibaren. Çünkü meteoroloji denen bir kurum var. Oradan yağmurun saatte kaç kilometre hızla yağacağı, işte metrekareye kaç, ne kadar metreküp suyun, yağmurun düşeceği belli. Biz bunları görüp önlemler alabilirdik.
Eyüpiye'de önlemler alabilirdik. Eyüpiye'de çok kötü şeyler yaşandı. Basına yansıdı. Twitter'dan izledik o videoları. İnsanlar yağmurda sürüklenip gittiler. Hiçbir şekilde uyarı yapılmadı. Önlemler alınmadı. Biz ne yazık ki o musibeti yaşadık. Ondan sonra nasihatler vermeye başladık. Biz önce o olayı yaşadık. Ondan sonra fark ettiyseniz yağmurlar birkaç gün devam etti. Ondan sonra hem meteoroloji olsun, AFAD olsun, belediye olsun, valilik olsun gerekli uyarıları, işte evden çıkmamamız gerektiğini falan yaptılar. Ancak yağmurdan önce, ilk sel felaketinden önce bu uyarılar yapılmadı. Yollar kapatılmadı. Alt geçit, o bahçelilerin oradaki alt geçit kapatılsaydı belki o kadar can verilmeyecek, can kaybetmeyecektik. Eyüpiye'de insanlarımızı uyarıp evden çıkmamalarını sağlasaydık veya bodrum kata inip saklanmamaları gerektiği konusunda uyarılar yapsaydık. Sayın Çap, bunu duymuşsunuzdur elbet. Kaç kişi yaşamını yitirdi bodrum katta saklandıkları için? Yani bu uyarıları yapmadığımız için, insanlarımızı uyarmadığımız için çok canımız yandı, çok can kaybettik. Bu sel felaketi. Deprem konusu yine Cenab-ı Allah'ın takdiri. Bir doğa olayı, doğa felaketi, bunun önüne geçilebilir miydi? Hayır. Ancak önlemler alınabilirdi. İmar kanununda belediyemizin uygulamış olduğu imar planlarında değişiklik daha önceden yapılabilirdi. Yani bugün Eyüpiye'de tarım arazilerini, Sırrın tarafında tarım arazilerini bizler imara açtık. Oralar tarım arazileri. Bizim orayı imara açma, bizim orayı imara açmamız bizim intiharımız demek. Yarın öbür gün olacak bir depremde bina ne kadar sağlam olursa olsun Sayın Çap, zemin sağlam değilse her türlü yıkılır o bina. İsterseniz o 15-20 tane kolon koyun, taşımaz. Çünkü zemin sağlam değil. Biz tarım arazilerimizi imara açtıkça intihar ediyoruz. Bizim hayatımızla, yaşamlarımızla oynuyorlar. Biz artık bunlara dur diyeceğiz. Öyle yok. Yani imar alanlarını, tarım alanlarını imara açıp işte kimleri artık peşkeş çekiliyor bilmiyorum. Bunların da peşine düşeceğiz. Geçen gün de zaten bir belediyemizin bir satışı oldu. Ben takip edemedim çok ama bu seçim sürecinden sonra onu da ben peşine düşmeyi planlıyorum. Arkadaşlarımızla beraber çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. Satılan alanların nereler olduğu, kimlere satıldığı, nasıl ihalelerle ne kadara satıldığının biz çalışmasını yapıyoruz. Şu an benim hukukçu arkadaşlarım ve o alanda işte yani fiyat gayrimenkul alanında fiyat araştırması yapan arkadaşlarım şu an detaylı bir çalışma yapıyorlar. O çalışmanın sonucunda biz gerekirse seçimden sonra bir detaylı çalışma yapıp bu işin peşine düşeceğiz. Bunu böyle bırakmayacağız. İmar alan, tarım alanlarının imara açılması. Mesela Sırrın tarafındaki tarım arazilerinin imara açılması az önce de dediğim gibi çok büyük bir olay. Bunun yapılmaması lazım. Ama bizler ne yazık ki bunları yaptık. Bizler kendi elimizle ayaklarımıza sıktık Sayın Çap. Dediğimiz gibi deprem konusu çok hassas bir konu. Ben konuşurken de duygulanıyorum bu konuyu. Çünkü ben çok yakın akrabalarımı kaybettim Adıyaman'da. Şimdiye kadar da çok fazla girmek istememiştim aslında ama evet. Size açtığınız için bir değinmek istedim sadece. Peki, teşekkürler. Şimdi hem şehirde yaşıyorsunuz, hem ilçede yaşıyorsunuz, kırsal ilçede yaşıyorsunuz, öyle diyelim. Çok genişte bir aileye, aile mensuplarına da bağlısınız. Bu nedenle gerek şehir merkezinde veya kırsal ilçelerin yeterli hizmetten faydalandığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Faydalanıyor mu size göre? Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya tabii ki de hayır. Şimdi hizmet deyince, kırsal alan hizmet deyince ilk aklıma geleni söyleyeyim size. 2019'da Büyükşehir Belediyesi'nin bir seçim kampanyası vardı. Tam olarak hatırlayayım, sayı olarak bilmiyorum ama 763 proje. O çok önce, 2014. Evet. Ondan da bir önceydi. 2019 seçimlerinden bahsediyorum. Büyükşehir Belediyesi Bozova ilçesine, Çatak bölgesine yaklaşık 326 veya 336, tam emin değilim. Evet. 336 adet butik otel, işte 226 tane apart otel, işte 5000 kişinin istihdam sağlanacağı yaşam alanları, 5000 kişinin çalışacağı Bozova yaşam alanları. Tabii. İşte bir de bir video hazırlamışlardı. Zeynel Bey'in tweet'i de duruyordur hala. Sayın Başkan'ın tweet'i duruyordur. Ona da bakarız. Böyle bir projeleri vardı. 5000 kişinin çalışacağı. Nerede abi bu proje? 5 yıldır ne yapıyorsunuz? Bugün gelmişler mesela şeyde, yine benim seçim bölgemde geziyor arkadaşlar. Orada vatandaşlara ya diyorlar ki biz sahil yolu yapacağız. Ya neyi bekliyorsun yapmak için? Elinden tutan mı var? Yapsana 5 yıldır. Niye yapmıyorsun? Sen 5 yıldır orada, oranın bölge sorumlususun zaten. Şimdi mi o sözü vermek aklına geliyor? Kimi kandırıyorsun sen? İnsanlar yer mi artık?
Sayın Çap, artık insanlar bu tür şeylere inanmıyorlar. Bu vaatler artık boş. Yapacaksan arkadaşım şimdiye kadar yapacaksın. Ha şunu da söyleyeyim, vaatler boş derken, bugün bir esnaf gezisinde vatandaşlardan biri, yine tabii bunu vatandaş bana anlatıyor, telefonla arayıp direkt bizzat anlattı. Ben dedi şöyle bir problemim vardı, işte AK Parti'nin adayına şunu sordum. Ya dedim işte mülakatta biz eleniyoruz, benim oğlum memur adayı, sürekli mülakattan eleniyor, mülakatı geçemiyor. Ya bize yardımcı olur musunuz? Hani vatandaş ister istemez bir yardım bekliyor oradan. Milletvekili adayımızın verdiği cevap direkt şu. Ya biz zaten diyor şeyi kaldırıyoruz, mülakatı kaldırıyoruz. Yani artık mülakat olmayacak, rahat olabilirsiniz. Ya bu mülakatı sen getirdin. Bu mülakatı senin mensubu olduğun partin getirdi. Şimdi biz mülakatı kaldırıyoruz diye müjde veriyorsunuz. Bizim akıllarımızla oynuyorlar Müslüm Bey. Böyle bir şey olabilir mi ya? Siz bunu getirdiniz abicim. Şimdi kaldırıyoruz diye müjde verip insanlarla niye, insanların akıllarıyla niye oynuyorsunuz? Madem yanlış da getirmeseydin. Madem getirdin niye kaldırıyorsun? Biz o kadar bağırdık. Mülakat yanlıştır. Torpil oluyor. Dayısı olmayan atanamıyor dedik. Artık boğazımız yırtıldı. Ondan sonra mı ben mülakatı kaldıracağım diyorsunuz? Yemezler abi. Seçime 3 gün 5 gün kalmış. İnsanlara işte çevirmek için manevralar yapıyorlar. Ama Urfalı yemez. Türkiye'deki bütün vatandaşlarımız artık bu numaralara kapalı. Hele Şanlıurfalı tam gözünü açtı. İnanmıyor artık. Hiç yani hiç şey yok. Zaten dediğim gibi, biraz önce de bahsettiğim gibi, Urfalı sadece Urfalı'ya inanır. Yozgat'ın, İstanbul'un, Çin'den gelen adamın sözüne inanmaz. Evet, peki. Yani yavaş yavaş bize ayrılan zamanın sonuna da geliyoruz. O yüzden iyi bir şekilde de değerlendirmek istiyorum. Hı. Yani şimdi 5 yıllık bir görev, bir yetki verilecek milletvekillerine. Nasip olursa hangi bir erken seçim söz konusu olmazsa 5 yıl boyunca bizler yetki vereceğiz, onlar vekil olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kentin sorunlarını dile getirecek. Burada en büyük tabii yetkinin sahibi yani bizleriz. Süleyman biziz, mühür bizler. 14 Mayıs'ta bu doğrultuda oy kullanacak olan seçmenlere neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, bizler o yetkiyi zaten 20 yıldır veriyoruz. Biz 20 yıldır yetki veriyoruz. Biz bu dönemde yetkiyi verirsek zaten aynı şahıslarda hiçbir şey değişmeyecek. Aynı tas, aynı hamam devam edecek. Bakın bu şurası çok önemli. Bu ithal adaylarımızın dışarıdan Şanlıurfa'ya getirilmesi demek. Ya zaten Urfalı aday, biz kime aday gösterirsek oy verecek demek. Yani aslında burada farklı bir ceket muhabbeti doğuyor. 2009'daki ceket muhabbeti doğuyor. Biz kime aday gösterirsek gösterelim, Urfalı zaten bize oy veriyor demek. Urfalı'yı hesaba almıyorlar. Çok yanlış yaparak Urfalı'yı hesaba almıyorlar. 20 yıldır biz zaten yetki, Urfalı zaten size 20 yıldır yetki veriyor. Daha bir kere daha yetki istemenin ne anlamı var? Neyi düzelttiniz de Urfalı size bir daha yetki versin? Bizler bu sefer İYİ Parti adayları olarak biz Şanlıurfalılardan, vatandaşlarımızdan, hemşerilerimizden bizler yetki istiyoruz. Bir dönem, 5 yılını, bir deneyin bizi. Bakın eğer biz yine bunlar gibi olursak, bizler sizin işinizde olmazsak, bizler sizin sesinize kulak veremezsek, bizler sizin sesinizi mecliste, Ankara'da, Şanlıurfa'nın gerekli makamlarında dile getirememezsek, dediğiniz gibi Süleyman sizsiniz, mühür sizde, alın yetki elimizden 4 yıl sonra, 5 yıl sonra. Ama biz denenelim. Artık Urfa'da bir değişim olsun. Artık aynı yüzleri görmeyelim, farklı insanları görelim. Bizler yani bugün girelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sayfasına. Şimdiye kadar şehrimizde milletvekili yapmış milletvekillerimizin karneleri orada mevcut. Girip bir bakalım bu adamlar ne yapmış bu şehre. Bir söz alıp bir şeyler söylemişler mi? Hiçbir şey yapmamışlar efendim. Bizler bu sefer Şanlıurfalılardan yetki istiyoruz. 5 yıllığına, bir dönem. Bizi deneyin. Beğenmezseniz Süleyman sizsiniz, mühür sizde. Alın o yetkileri tekrar elimizden. Ama bir değişim olsun ki ben bunun gerçekleşeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Çünkü sahada çok büyük bir dik dalga var Müslüm Bey. Artık değişim gerçekleşecek. Değişim kaçınılmaz Şanlıurfa'da. Ve ben 14 Mayıs gecesi Şanlıurfalıların bu değişimi bizlerden yana kullanacağına inanıyorum. Peki. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Tabii günler yaklaşıyor. Elimizden geldiğince tekrardan bir yayın fırsatımız olur mu bilmiyorum ama hakikaten keyifli bir program. Kısa ama keyif duyduğum programlardan birisi oldu. İlkiydi. Hatta önceki programlara da neden çıkmadık diye düşünmedim değil. Sonuç itibariyle ben her zaman söylüyorum. Tabii farklı da anlaşılsın istemiyorum. Tüm partiler için söylüyorum. Yani bu ülkenin
Yani şimdi ben bu memleketin dersem siz atılır belki başka bir şey söylersiniz diye. Yok, asla. Emin Başkan'da bunu yaşadım. Bu ülkenin insanları yani bu ülke için bir şeyler yapmaya adaylar tabii. Herkes gönlündekini, eteğindekini döküyor tabii. Bu mihvalde de herkes elimizden geldiğince yer vermeye çalışıyoruz. Son olarak toplayacak olursak tekrar nasip olur mu bilmiyorum ama ola ki olmazsa İnşallah olur. Benim programımda izleyenlerimize yani partiliniz olur olmaz, size oy verecek insan olur olmaz. Neler söylemek istersiniz? Samimi bir şekilde 3-5 dakikayı size bıraksam izleyenlerimize neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben öncelikle beni evlerinize konuk ettiğiniz için ve dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizler yayında da bahsettiğim gibi Şanlıurfa'nın tek yerli ve milli adaylarıyız. Bizler ithal değiliz. Bizler şehrin dışından gelmedik. Bizler İstanbul'dan, Yozgat'tan, Mardin'den, Çin'den gelmedik. Bizler bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük. Bu şehrin adaylarıyız. Bizler sizlerden yetki aldığımızda bu şehri terk edip gitmeyeceğiz. Sizleri kaderinize terk etmeyeceğiz. Sizlerin sesi olacağız. Biz bir dönemliğine de olsa, 5 yıllığına da olsa bizi denemenizi istiyoruz. Artık bir değişim gerçekleşsin. Şanlıurfa'da artık aynı yüzleri görmeyelim. Sahada da bahsedildiği gibi 5 yılda bir insanın içine çıkıp oylarını alıp tekrar bir daha şehre uğramayan insanlara bizler oy vermeyelim. Bizler 14 Mayıs gecesi gelin hep birlikte girelim internete. Uçak biletlerini alalım bu arkadaşlarımızın. Birini Yozgat'a, birini Çin'e, birini Mardin'e, birini de İstanbul'a gönderelim. Urfa'yı sadece Urfalılara bırakalım. Urfa'yı sadece Urfalılar yönetsin. Urfalıların sesi sadece Urfalılar olsun. Dışarıdan gelen adaylara bizler yanaşmayalım. Tekrardan beni evlerinize konuk ettiğiniz için, beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, İyi Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Avukat Ali Arısoğlu bizlerle birlikte oldu. Güneydoğu TV'de tabii süreç işliyor, seçim yaklaşıyor diye ardı ardına da siyasi programlarla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından Şanlıurfa eski milletvekillerimizden Sayın Abdülkerim Gök'le yeniden karşınızda olacağız. Şimdi bir araya gidiyoruz. Kafe Art Siyaset'in sesi programını